Yusuf, emin misin oğlum bu saatte buradan geçeceğine? Evet abi. Vardiyası değişiyor çiçeğimi. Sen merak etme. Bu defa konuşmak istemezse biz gireceğiz devre. Ya senin aklına yok niye geldiysen. Şu hale bak, insanlar bize bakıyor ya. Resmen bıçkın mahalle delikanlıları gibi sokak köşelerinde kız yolu gözler olduk. Bana bak, sen korkmaya başladın ha. Gerçeğe yaklaştıkça stres mi bastı seni? O seninle birlikte olmanın stresidir. Yanımdayken bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Kalbine yazık. Esas vaktime yazık. Niye geldiysem sanki. Taylan'ın bıraktığı enkazı görme. Abicim ayıp oluyor ama ya. Affedersin. Ya bak hala Taylan diyorsun ya. Geliyor. Begüm! Çiçeğim! Koş, koş. Begüm dur! Koş! Ne yapıyoruz? Koşuyoruz! Koşuyor muyuz? Koş! Dur, kaçma çiçeğim. Begüm! Senin bu sözün pesü yüzünden kızı kaçıracağız. Koş! Ya vallahi aksiyon filmine düşeceğimizi bilseydim hazırlıklı gelirdim. İhbar varmış. Kavga. Tamam. Tamam. Sen kullan istersen. Yani ne diyorsunuz mühendis hanım? Yani ben erkek olarak hem bir ürün hem katalizör müyüm? Evet, öylesiniz. Çok doğru anlamışsınız. Abicim kimya önemli. Tabii. O zaman biz şuradaki projelere bakalım. İnceleyelim. Buyurun. Nereye kayboldu? Abi kesin bu evlerden birinde. Yani geçen gün tam olarak burayı bırakmıştım. Teyzesinin kızı oturuyor ama hangi ev bilmiyorum. Ne yapacağız peki? Burada oturup bekleyecek miyiz? Yok. Harekete geçeceğiz. Yusuf, sen buradan, biz de buradan. Dağılıyoruz. Eyvallah. Konuşuruz. Hadi. Gel gel teyzelere soralım. Ya, ne yapacağız bak ya? Begüm'ü tanıyor musunuz diye mi soracağız? Selamünaleyküm teyzelerim, kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Beni bildiniz mi? Mehmet dedenin torunuyum ben. Hidayet'in oğlu. Hidayet'in oğlu. Öyle mahalleyi gezelim dedik, bir görelim dedik. Ya nerede o eski fasulyeler? Bunları ateşe atıyorsun teyzeciğim. Eriyip gidiyor vallahi ya. Her şey bozuldu be oğlum. Ne aynı kaldı ki? Ama sen hiç değişmemişsin teyze. Kızım sen ne tikiliyorsun orada? Otursana. O yabancı teyzem, turist. Ben onu gezdiriyorum da bizim dili bilmiyor. Belli belli kıyafetinden. Baksana, mahalle arasında böyle mi gezilir? Bilmez teyzem bunlar, bilmez. Yalnız pek de güzelmiş. Akça pakça. Aman yok be kız. Bizim kızlarımız daha güzel. Boyanmış da ondan. Haklısın vallahi teyzem. Bizim kızlarımız daha güzel. Aa, bizim kızlar demişken... Begüm'ü gördünüz mü ya? Begüm kim kız? Begüm? Bilmiyorlar. They don't know. Bilmiyoruz. Begüm yok. Tanımıyoruz. Bil Begüm yok. Evet Yusuf, biz sağ taraftaki evlere bakmaya devam ediyoruz. Tamam, haberleşiriz. Benimle eğlenmek için de hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Ya turist demek nereden aklına geldi acaba? Senin bu buz gibi duruşun bana soğuk ülke insanlarını hatırlatıyor. Ne yapayım? Ay, çok komik. Şaka bir yana. İşe karışıp berbat etmediği söyledim. Ha, kusura bakma, senin gibi profesyonel yalancı olmadığım için insanları kandıramıyorum. Ama korkma, aptal değilim, açık vermem. İyi o zaman. Bir dahaki sefere sen devreye gir de ben de yalan söylemek zorunda kalmıyorum. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Ne yapıyoruz biz burada? Sevgiliyiz de biz. Anlarsınız ya. Neyi anlarım? Sevgililer ne yapar? Kız sen ne demeye getiriyorsun? Kız sen bizi öldürecek misin? Koş koş koş. Tamam teyze, affedersin. Tüh edepsizler. Siz benim mahvemi günah yuvasını yaptınız ha? Bir de utanmadan söylüyor ahlaksız. Ne yapalım Allah? Daha iyisini bulamazdın. Başımızı belaya sokmak için daha iyisi olamazdın. Sen yapınca oluyordu ama. Ya ama sen kadının bahçesinde biz oynaşıyoruz dedin resmen. Sevgiye saygısı yokmuş. Ben ne yapayım? Ya bana bak. Gözünü seveyim bırak. Bir dahaki sefere yalanı ben söyleyeyim, olur mu? Bir daha kimi? Ha. Yusuf abi.
Lütfen bulmuş olsun. Efendim Yusuf,